sarsılmadan cesaretle ileriye atılıyor. Hiçbiri kurtulmamacasına vuruluyor, düşüyor, şehit oluyor. İkinci siperdeki asker, 10 metre gerideki siperdeki asker önünde öleni görüyor. 3 dakika sonra öleceğini biliyor. Ellerinde diyor Kur'an. Kur'an okumasını bilenler Kur'an okuyarak. Bilmeyenler kelime-i şehadet getirerek, ezan okuyarak, tekbir çekerek ölen arkadaşlarının yerini dolduruyor ve ölüyor dediği yer burası. Değerli genç arkadaşlarım, bu milletin evlatları 1915 yılında Çanakkale'de tüm dünya milletlerinin hayranlık duyduğu Çanakkale Destanı denilen bir destan yazmışsa, Boğazı ve Çanakkale'yi yenilmez denilen İngiliz ve Fransız gemilerine geçilmez kılmışsa, biz bunu Çanakkale'de savaşan Türk askerinin gücüne, imanına ve inancına borçluyuz. Çanakkale'de savaşan askerin ortaya koyduğu bu güç, bu iman, bu inanç, Çanakkale ruhu denilen ruhun ta kendisidir. Mustafa Kemal'in bu sırt üzerinde görüp yaşadığı bomba sırtı olayı da Çanakkale ruhunun en güzel yaşanmış örneğidir. Çanakkale'ye gittik. O ak saçlı, ak başlı coğrafya öğretmeni bize Çanakkale ruhunun ne olduğunu anlatmadı derseniz, iki elim, 10 parmağım yakınızda olur. Huzuru alemde. Haberiniz olsun. Şimdi